normale düşürüyor. Şimdi kendine iyi bak da. Efendim şimdi konuğumuz kulak burun boğaz uzmanı Doktor Celal Güliyev. Hoş geldiniz Celal Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız efendim? Biz de iyiyiz. Şimdi diyelim ki burun ameliyatı olmak istiyoruz. Kararsızız. Bir yerden başlamamız lazım. İlk adımımız ne olmalı? Bize biraz yol gösterin lütfen. Öncelikle buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Burun ameliyatı, eğer bir hasta burun ameliyatı olmayı düşünüyorsa öncelikle yapması gereken şey aynanın karşısına geçmesi lazım. Kendi burnundaki sıkıntıları kendi kabaca gördüğü şeyleri, mesela burunda bir yamukluk mu tespit etti ya da burun kemeri mi tespit etti ya da burun deliklerini mi hoşuna gitmiyor. Öncelikle bunu bir kendine belirlemesi lazım. Tabii ikinci süreç olarak da gerçekten bu ameliyatı istiyor mu ya da bu ameliyata hazır mı? Çünkü burun ameliyatı olacak hastalar genellikle gerçekten bazen dramatik değişiklikler olabiliyor. Kendini tanıyamama boyutunda yüz değişiklikler oluyor. Bunu istiyor mu? İkinci karar vermesi gereken şey bu. Üçüncü olarak da tabii ki de doktor seçimi. Doktor seçimi için de ben genelde hastalarıma şöyle öneriyorum. Yani sırf bir doktora bağımlı kalmak değil de birkaç tane doktordan fikir almaları gerekiyor doktor seçiminde. Sonrasında kendi düşünceleriyle doktorun düşüncelerini karşılaştırmaları lazım. Yani kendi beklentilerine uygun tabii. Ameliyat yapılabilir mi? Çok güzel. Ya da bu ameliyat ona olmaz mı ya da belli başlı şeylerin tabii ki her zaman bir limiti var. Limit zorlamak gerekir mi ya da tehlikeli olur mu? Sadece burun ameliyatı biz estetik olarak düşünmüyoruz. Hem de solunum olarak yararı olur mu olmaz mı? Bunları hesaplaması lazım. Hangi doktorla da düşünceleri uyuşuyorsa ya da hangi doktor ben şu yaparım diyorsa yani buna uygun olur diyorsa da o doktora da kararını kırıp yaptırması uygundur. Ve önerdiğim şey de şu, ameliyat olduktan sonra en önemli şeylerden biri de artık doktor arayışlarını bırakmaları gerekir. Bunu tek bir doktorda takibini de orada yaptırması uygun olur aslında. Çok güzel. Çok önemli bir şey söylediniz aslında. Beklentilerin gerçekçi olması lazım tabii ilk başta. Ki. Peki karar verildi diyelim. Hastanın kendisi için yapması gereken ameliyat öncesinde bir hazırlık var mıdır? Tabii ki ameliyat öncesi hastanın kendisi için değil. Zaten kendisi için derim psikolojik olarak bir hazırlanması lazım. Ameliyat hazırlanması lazım. Onun dışında geriye kalan her şey artık hastanelerimiz çok modernleşti. Evet. Hastanemizde biz yapıyoruz. Ameliyat öncesi hastaya yaptığımız şeyler bir kere kan tetkiklerini yapıyoruz. Kan tetkiklerini ya da sağlık durumunda komple hepsini check-up'tan geçiriyoruz. Bir anormal bir durum var mı ya da hastanın hayati riskini arttıracak ya da hayati riske sokacak bir durum var mı? Önce onları netleştiriyoruz. Sonra anestezi doktorumuz tarafından muayene ediliyor hastamız. Bunun dışında da hastaya bizim önerimiz yani de ameliyattan bir hafta önce kan sulandırıcı ilaçlar ya da herhangi bir kişisel ilaçlar kullanıyorsa kesmesini onları öneriyoruz. Peki bunun yanı sıra bitkisel çayların da kan sulandırmada etkisi olduğu söyleniyor. Mesela bu da bir uyarı olabilir mi hastalara? Tabii ki mutlaka öncesinde. Hastalarımıza ben zaten söylüyorum. Direkt ilaç sorduğumuzda bazen hastalarımız bunu söylemeyebiliyor. Mutlaka ben kendim belirtiyorum. Herhangi bir bitkisel ilaç ya da başka bir şey kullanıyor musunuz? Gerçekten de ameliyat sırasında kanamayı çok arttırıyor. Evet. Onun için her şey mutlaka kesilme. Tabii ki. Şekilde. Hastalara önerim de şu, ne kullanıyorlarsa ne ediyorlarsa açık yürekli de doktorla paylaşmaları evet. Ondan sağlığı için çok daha iyi olur. Çok önemli. Peki piezo burun estetiği nasıl yapılır, nedir tam olarak? Şimdi piezo burun estetiği son dönemlerde çok popüler olmaya başladı. Aslında piezo sistemi dediğimiz bir sistem. Yani burun estetiğine ziyade bir sistem. Yani burun kemiklerini şekillendirmek için kullanıyoruz. Avantajı nedir? Avantaj bir kere ameliyattan sonra morarma ya da ödeme çok minimale düşürüyor. Yani bayağı azaltıyor. En önemli doktor için, bu hasta için avantajı. Doktor için avantajı da şu, kemiği istediğin gibi şekillendirebiliyorsun. Hı. Tabii ki de bu da daha başarılı sonuçlara tabii. Neden oluyor ameliyat sonrası. Hı hı. Peki bu ameliyat sonrasında diğer ameliyatlara oranla hasta daha az ağrı, iyileşme sürecinin daha hızlı olması gibi herhangi bir farklılık tabii var ki, mı? Tabii ki. Şöyle... Diğer ameliyatlara oranla hem burun ödeme çok hızlı geriliyor, ödem çok az oluyor. Onun dışında kemik daha iyi, daha kontrollü kırıldığı için ağrı da düşüyor ve morluklar çok az oluyor. Bu da doğal olarak hastanın sosyal yaşama daha erken dönmesini sağlıyor. Çok önemli. Çok daha, tabii ki. Peki bu piezo tüm burun ameliyatlarında kullanılabilen bir sistem mi? Piezo genelde bizim ön planda tercih ettiğimiz estetik burun ameliyatlarında kemiği şekillendirmek için kullandığımız bir teknik. Burun ameliyatı ise diğer fonksiyonel burun ameliyatlarını çok tercih etmiyoruz. Evet. Genellikle estetik burun ameliyatları. Estetik burun evet. Ameliyatları için. Mesela yani deviasyonu olan bir kişi için kullanılabilen bir sistem değil. Kullanılabilir ama başka araç gereçler olduğu için çok gerek duymuyoruz. Duymuyorsunuz. Yoksa peki, kullanılabilir. Nedir deviasyon ameliyatı?
Deviasyon ameliyatlarıyla, şimdi estetik cerrahi ile deviasyon ameliyatını ayırmak lazım. Peki. Çok karışıyor çünkü genelde aynen toplum öyle. Arasında. Ya da deviasyonu olan herkes bir burun ameliyatı da olup çıkıyor gelmişken. Evet, genelde deviasyon olan herkes bir burun ameliyatını da ihtiyaç duyuyor. Şimdi deviasyon ameliyat dediğim şey, hastalar genelde bize nefes problemiyle başvuruyor. İşte nefes alamıyorum, yani nefes almakta zorlanıyorum ya da gece rahat uyuyamıyorum. İşte gün içinde kendimi yorgun hissediyorum. Biz de muayene ettiğimizde burun kıkırdaklarında, burun kemik yapısında yamukluk tespit ediyoruz ya da burun etlerinde gereğinden fazla büyüme. Ki bunun da en sık nedeni alerji oluyor. Evet. Peki her nefes alamayan hasta deviasyon mu vardır? Aynen. Bu da ayrı bir sıkıntı. Her nefes alamayan ya da burundan nefes almakta zorluk çeken hastada deviasyon yoktur. Yani evet. Önce bir doktorlarına muayene olmaları lazım. Ona göre deviasyon varsa zaten cerrahi ameliyatta düzeltilir. Ama burun etlerinde şişlik varsa cerrahi ve medikal, yani ilaçta tedavi seçenekleri evet. var. Şimdi burada ayırt etmemiz gereken şey, deviasyonla estetik aynı değil. Deviasyon ameliyatında hasta istemediği sürece kapalı bir şekilde ameliyat yapılır ve burun şeklinde hiçbir değişiklik olmaz. Tabii. Sadece hastanın nefes yollarını açıp rahatlatırız. Rinoplasti dediğimiz estetik ameliyatlarda sadece burun şeklini düzeltmeye yönelik ameliyatlar. Bir de septorinoplasti var. Bu ameliyatta hem burun hastanın nefesle ilgili sıkıntılarını çözüyoruz, hem de estetik olarak daha sağlıklı bir buruna kavuşturuyoruz aslında. Evet. Peki ameliyat sonrası, tüm ameliyatlar sonrasında iyileşme süreci ne kadardır diye sorsam. Şimdi tabii önümüzde yaz, bu dönemde tabii iyileşmek ki. İsteyen, bir an önce bu ameliyat olmak isteyenler varsa. Şimdi ameliyat süresi kabaca şöyle diyeyim. Kişinin cildinin kalınlığına, inceliğine göre değişir. Ama ortalama bir süre diyecek olacaksanız 10 gün içinde hastamız normal hayatına dönebiliyor. Bunun kabaca şöyle anlatayım. Ameliyattan sonra genelde 2 gün burunda silikon tamponlar, eski klasik tamponlardan ziyade silikon tamponlar kullanıyoruz artık. 2 gün, bazen 3 gün silikon tamponlar tutuyoruz. Onun dışında bir hafta bir burunda alçılama oluyor. Burun alçıları oluyor. Onlar da özel alçılar. Onlar da kemiğin kaymasını önlüyor aslında hastanın kontrolü için. Ve bir haftadan sonra hastayı artık burun alçıyı da alıyoruz. Burnunu bantlanmış bir şekilde normal hayata döndürüyoruz. Evet. Yani normal işlerini görebilecek seviyede geliyor. Hı hı. Ama burnun tam iyileşmesi 6 ay bir yılı buluyor. Buluyor. Peki deviasyon ameliyatı olsun, beraber yanında rinoplasti olsun olmasın. Bu süre aynı diyorsunuz, değişmiyor. Deviasyon ameliyatlarında ait. Deviasyon ameliyatlarında hasta 2 gün, 3 gün sonra normal hayatına dönebilir. Dönüyor. Peki hocam, hemen deviasyon ameliyatı sonrası sağlık için olduğundan soruyorum. Nefes alma problemi hemen ortadan kalkıyor mu? Deviasyon ameliyatlarında şöyle, şimdi estetik ameliyatlar nasıl dışarıda ödem oluyorsa, deviasyon ameliyatlarında ameliyattan 2-3 gün sonra tamponu aldığımızda genelde hastalarım bana ifade ettiğini söylüyorum. Evet. Yani diyorlar ki hocam şu ana kadar hiç nefes almıyormuşuz. Evet. Ama ben hastalara genelde burada hemen uyarıyorum. Diyorum ki ya böyle diyorsunuz ama akşama doğru burnunuz biraz tıkanır. Tabii. Yani bundan korkmayın. Genelde kafanıza şöyle soru işaretleri gelir. Acaba benim burun ameliyatım olmadı mı? Bunlar normal süreç. Çünkü burun içi de ödemlenir. Tabii. Ama 10. günden itibaren bunlar gerilemeye başlar ve bir ay içinde çok rahat ve sağlıklı bir nefese kavuşursunuz. Nefese kavuşulur. Bu da çok önemli. Hastanın cinsiyeti fark eder mi burun ameliyatlarında iyileşme sürecini? Hani derinin kalınlığı, inceliği dediniz ama kadın şöyle, erkek? Deviasyon ameliyatlarında çok etki etmez. İyileşme tamam. süreci aynı olur. Şöyle, cinsiyet estetik ameliyatla gerçekten çok belirleyici bir şey. Çünkü planlama yaparken şimdi erkeklere genelde biz burun sırtı daha düz, doğal burun yapmayı tercih ediyoruz. Yani çünkü erkekte kavisli burun istenilmez bir şey zaten. Hastayı da huzursuz eder, biz de huzursuz eder. Ve önemli olan ikinci şey dudak burun açısı. Dudak burun açısına mutlaka erkeklerde 90 derece daha üstüne çıkmamaya çalışıyoruz. Tabii ki bu şey bayanlarda değişiyor. Bayanlarda biraz daha kavisli burun, burun ucuyla burun sırtı arasında biraz bir mesafe olsun istiyoruz. Ve burun dudak arasında açıda mümkün olduğu kadar, yani 105-110 derece arası tutuyoruz. Yani biraz daha kalkık. Biraz burun, daha kalkık evet. olabiliyor. Peki yaş sınırı var mı burun estetiğinde? Aslında burun estetiğinde yaş sınırı var. Şöyle sınır var. Beklememizin sebebi, çok erken yaşta yapmayı istemiyoruz. Evet. Bu bayanlar için 17 en son görülen. Erkekler için 18. Bunun hı-hı. sebebi aslında yaştan değil. Önemli olan kıkırdak ve kemik gelişimi tamamlandı mı? Tabii. Çünkü kıkırdak ve kemik gelişimi tamamlanmadıysa muhtemelen daha erken ameliyat olursa ilerleyen dönemde büyük ihtimalle ikinci bir ameliyata yol yapıyor demektir. Evet, mutlaka. Peki burunun çeneyle uyumu önemli midir? Tabii ki burunun çeneyle uyumu şöyle önemli. Hastaya zaten artık yeni trend rinoplastiden ziyade profiloplasti dediğimiz duruma geçti. Ne yani, demek hocam o? Profiloplasti sadece burun değil, bütün yüzün yandan analizini yapmamız lazım. Oo. Tabii ki eğer
Sadece burun analizi yapıyorsak zaten yanılırız. Çünkü gerçekten bazen bana da geliyor. Hasta burun ameliyatı için geliyor ama ben hastaya diyorum ki çeneyi de biraz küçültelim, çeneyi de biraz büyütelim. Çünkü hakikaten çok etkiliyor. Mesela örnek verecek olursam çok küçük çenesi olan ya da geride bir çenesi olan bir insanın burnunu istediğiniz kadar küçültün, o burun yine göze çarpar yani. Sadece yüze baktığınızda burun olarak görürsünüz. Çünkü burun büyük gözükür. Ya da diyelim ki çok uzun ya da büyük bir çenesi var. Burnunu istediğiniz kadar büyütün, yine küçük durur. Yani çene öne yapar. Ya bu tür durumlarda bence dengeli yaklaşım daha iyi yani. Çok, çok iyi analiz yapmak çok lazım. Çeneyi küçültmek törpüleme şekliyle oluyor fakat büyütmek... Çene, büyütürken de özel çene protezleri var. Çene protezleriyle de dolgulara dolduruyoruz orayı. Onlar kalıcı mı oluyor? Genelde kalıcı oluyor. Evet. Peki çok önemli bir şey bu. Tüm yüzü o zaman tabii herkes tüm... kendinde daha farklı kusurlar görmeye başlıyor mu bu kadar inceleyince? Tabii ki, tabii ki. Şimdi hastalara söylüyoruz. Mesela ameliyat öncesi o yüzden fotoğraflama çok önemli. Ben evet. Mesela bazı hastalara diyorum fotoğraflama olmadan bu işin yapılmaması gerekir. Çünkü hakikaten bakıyorsunuz mesela bazı hastaların karşıdan direkt bakışta zaten yüzde asimetri var. Ya bunu da mesela ameliyat öncesi çok dikkatli bir şekilde hastayla konuşmak lazım. Tamam ben burnunu ameliyatını hocam. Yapıyorum, burnunu düzelteceğim ama bu şu demek değil. Bütün yüzdeki asimetriyi düzelteceğim tabii. Demek yani değil. Yani bütün hayal ettiği şey belki de o burunla son bulacağını zannederken aynen. Olmayabilir. Çok doğru noktaya tespit ettiniz. Gerçekten hastaları çok yanıltmamak lazım. Yani hastaya olabildiğince bizim hastalarımıza olabildiğince doğru bilgiler vermek lazım. Yani sonuçta hayat bir burnun üstüne kurulmamış tabii. Yani doğru anlatmak lazım ve başta tespitleri ne kadar doğru yaparsak ondan sonra hasta için de bizim için de daha sağlıklı olur. Çok güzel. Peki şimdi diyelim ki bir burun estetiği yapıldı. Bahsettiğim sebeplerden dolayı istediği gibi olmadı. Tekrar yaptırmak istiyor. Bu mümkün mü? Tabii ki burun ameliyatlarını her zaman zaten tekrar yapıl istenilen en iyi merkezlerde bile dünyada bu yayınlarda konuşulanı söylüyorum. En iyi merkezlerde bile bir insan ameliyat oluyorsa %5-10 arası tekrar ameliyat olma ihtimali tabii. Var. Çünkü yani doku biz yapıyoruz, kesiyoruz, ediyoruz ama doku bizim istediğimiz gibi olmayabiliyor bazen. Hakikaten cildin kalınlığından, dokunun ödem derecesinden çok şey değişebiliyor. Evet. Tabii ki ikinci bir ameliyat riski var. İkinci bir ameliyat ihtimali de ameliyat öncesi bu risk oluyor. Riski her zaman var. Yapılabilir de ama makul isteklerde, makul beklentilerde. Zaten hastayla önceden ne kadar iyi konuşursanız ikinci ameliyat riski o kadar düşer. Çok güzel. Çok önemli bir şey söylediniz. Peki birkaç defa yapılabiliyorsunuz diyorsunuz. Revizyon tabii. Ameliyatları deniyor tabii, buna. Revizyon. İstediği noktaya gelene kadar. Peki her yapılışta burundan bir şey kaybeder miyiz? Yani sonuçta bir organdan bahsediyoruz ve nefes alıyoruz ve çok önemli bir noktada. Tabii ve ki. Tam da yüzümüzün ortasında hem görsel anlamda hem fiziksel anlamda. Tabii ki yani her yaptığımız ameliyat hastaya ekstra bir travma. Şimdi ben kendi hastalarıma şunu diyorum. Diyorum ki ben ameliyatınızı yapıyorum. Yani sıkıntınız olursa yine ben yapacağım. Sıkıntı yok. Ben yine size sahip çıkacağım yapacağım ama sizden ricam şu. Bir yıl boyunca bana beni ameliyat et demeyeceksiniz. Çok önemli bu. Bir evet, yıl süre. Oturma süresi bir yıl. Tabii ki hem burunda ödem oturuyor. Burun yeni şeklini alıyor. Şimdi daha erken yapılan ameliyat daha yanlışın devam ettirilmesi demektir. Yani daha erken. Hem ödem oturuyor. En önemli şey de kendim için, cerrah için değil, hasta için de önemli şey. Bir kere biz ameliyat yaparken tamam iz olmuyor, bir şey olmuyor ama sonuçta travmatik bir işlem. Tabii. Oradaki bir sürü damar yakıyoruz, bağlıyoruz, durduruyoruz. Tabii ki bu da cildin beslenmesini bozuyor. Evet, bu da çok şimdi önemli. Önemli olan şey şu. Bir yıl beklemem benim şahsen en önemli sebebim o. Bir kere cildin kendini yenilemesi lazım. Yoksa öbür türlü daha ciddi sıkıntılarla uğraşırız. Ha, defalarca ameliyat yaptırmak bence çok mantıklı bir tabii. Şey değil. Bir kere, iki kere, üç demek ki bu işin oluru budur. Yani tabii ki doğru ellerde yapılması lazım. Evet. Bu işin oluru budur. En bariz örneğini de zaten biliyorsunuz Michael Jackson'dan biliyorsunuz. Elbette. Defalarca yapıldı. Tabii. Yani yine orada şey neye olsun. Bakmak lazım? O zaman orada yani o doktorun ya da burunun başarısızlığı değil. Bence kişinin psikolojisinin birazcık farklı tabii noktalarda ki, olması. Tabii ki. Şimdi mutlaka psikolojik danışmanlık bazen gerekiyor. Takıntılı bazen, olabilir tabii o noktaya. Tabii ki takıntılı olabiliyor bazen. Çünkü çok hasta gördüğümüz için genelde şöyle sıkıntıyla yaklaşıyoruz. Yani hasta bir burnuyla bütün hayatını değiştireceğini düşünen hastalar var. Evet. Yani bunu çok iyi anlatmak lazım aslında. Aslında burun ameliyatının en önemli, en zor, en iyi anlatmamız gereken kısmı ameliyat öncesi süreci. Çok doğru. Hastaya çok iyi anlatmamız lazım. Anlatmamız ve bunları defalarca vurgulamamız lazım. Tabii ki de kesinlikle genelde yapılan yanlış bu hasta ameliyat olmaz anlatırsam gördüğüm için söylüyorum. Yani olmaz.
Yeter ki hastaya doğru, evet, biz doğru bilgi verelim. Zaten o hasta eninde sonunda sizin doğru bilgi verdiğinizi anlıyor. Evet, çok önemli işte. Tabii ki ameliyat öncesi süreç çok önemli hocam. Peki hocam, son olarak diyelim ki modaya uygun burunlar yaptırmak istiyorlar. Bunun için ameliyata başvuranlar oluyor mu? Yani oluyor. Bir burunun yani modası var mı? Aslında bu demin bunu anlattım. Profilaplasti dediğim, evet, olay bu. Şimdi burnun güzel, burun küçülmüş, etmiş ama çene önde. Bana da geliyor öyle hasta. Bazılarında hakikaten burunda sıkıntı oluyor ya da dediğiniz gibi eskiden bazı teknikler vardı, şimdi farklı teknikler oldu. O yüzden revizyon yaptığımız oluyor. Evet. Ama genelde bazen çeneye müdahale ya da alnına biraz dolgu yaparak direkt çözüyoruz. Ameliyatla çözdüğümüz oluyor bu işte. Evet, bu da çok önemli. Tamam. Peki şimdi çene estetiğinden de bahsetmişken biraz üzerinden, tamam, geçelim. Son bir dakikadayız. Nasıl bir işlem? Çene estetiği genelde çok rinoplasti ameliyatı olan hastalar için çok basit bir işlem. Çene uzatma, çene büyütme. Tabii aynı ki anda mı yapıyorsunuz? Aynı anda yapıyoruz. Yapacağımız işlemler şu: bazen çene büyükse onu törpüleme yapıyoruz, küçültüyoruz, yüze uygun yapıyoruz. Diğerinde de işsiz, yani ağız içinden yapıyoruz zaten. Dıştan hiçbir kesi olmuyor. Evet. Ağız içinden bir implant yerleştirerek çeneyi istenilen seviyeye getiriyoruz. Harika. Peki bugün 23 Nisan biliyorsunuz hocam. Evet. Çocuklarla ilgili, kulak burun boğaz sağlığı ile ilgili anne babalara ve çocuklara nasıl bir önerimiz olur mesaj olarak? Öncelikle herkesin 23 Nisan'ını kutluyorum. Sağ olun. Anne babalara önerim şu: genelde çocuklarda geniz eti, bademcik problemi oluyor, atlanmıyor. Ama çocukların kulakla ilgili şikayetlerini lütfen ihmal etmesinler. Hı-hı. Çünkü kulakla ilgili şikayetler hayatın önümüzdeki döneminde çok büyük, küçükken ufak bir ameliyatla hallolacak işler. Çocuk büyüdüğünde çok ciddi ameliyatlara yol açıyor. Mutlaka, mutlaka. Çünkü her nezlede orta kulak iltihabı olan, çocuklar var. Ama neden oluyor bu? Orta kulak iltihabı, orta kulağın havalanma bozukluğunda. Evet. Zaten bir çocukta orta kulak iltihabı varsa %70-80 geniz eti sıkıntısı vardır. Hmm. O çocuğun uyku sıkıntısı da vardır. Ama maalesef kulakla ilgili hakikaten biraz oturmayan şeyler var. Yani evet. Kulak biraz ihmal ediliyor. Yani evet, kulağa bence hep gözle kıyaslamalar lazım. Göz görmüyorsa, sıkıntı oluyorsa kulak da duymayınca sıkıntı olur. Çok Ailede önemli. Şeyim o. Bir de galiba branşının doktoru mutlaka incelemesi gerekiyor. Mutlaka. Bu da çok önemli. Mutlaka muayene edilmesi lazım. Evet efendim, çok teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkür ederim. Doktor Celal Güliyev, kulak burun boğaz uzmanı, çok değerli bilgiler çok verdiniz. Ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, çok mersi efendim. Ve bugünün sonuna geldik sizlerle. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız teşekkür için. Ederim. Ve yarın yine harika bir günde görüşünceye dek sevgili Kendine İyi Bak izleyicileri, kendinize iyi bakın efendim. Bizimle kalın. Hoşça kalın.